denizi bu gibi. Temiz bir yüzyıl. Orası koy, orası daha durgun. Şeye bakar. Bu yıl maalesef bu çalışmaların durduğunu gördük hep beraber. Zaten kapsamlı bir koruma çalışması da çok organize edilememişti bugüne kadar. Kayıplar oluyordu. Şu anda bu yıl bu kayıplardan üzüntü duyan, burada yaşayan insanlar, Mavi Kent ve Finike kumsallarında yaşayan insanlar bir araya gelerek kurumlara başvuruldu ve kumsalın şu anda Mavi Kent siteler, Mavi Kent obalar, Kumluca obalar ve ta Finkum'a kadar olan bölümünü arkadaşlarımız gönüllü olarak sabahları ve akşamları kontrol ederek yuvaları saptamaya çalışıyorlar ki bu yaklaşık 9 kilometrelik bir alanını kapsıyor. Bu yıl yuvalar Mayıs ayının sonunda başladı. Yaklaşık 20 Mayıs'tı sanırım ilk yuva. Ve şu anda bulunduğumuz yer Mavi Kent siteler bölgesi. En yoğun burada olmak üzere burada 300'ün üzerinde yuvamız var. Yine bir 200 civarında da diğer kalan, burası 4 kilometredir, diğer kalan 5 kilometrelik bölümde de 200 var. 500'e yakın yuva oluşmuş bulunuyor şu anda burada. Alan çok büyük. Maalesef gönüllü sayımızın çok yeterli olduğunu söyleyemeyeceğim ama 20 kadar gönüllümüz Mavi Kent tarafında var. Yine bir 10'un üzerinde gönüllümüz de Kumluca tarafında, Kumluca Finike arasında var. Yaklaşık 30 gönüllü değişen zamanlarda çıkarak destek oluyorlar diyebiliriz. Buradan toplayabildiğimiz kamışlarla ne yazık ki bugüne kadar kafesler konusunda gerçekten çok yalnız kaldık. Şimdi işte yeni kurumlarda destek vermeye başlayacaklar. Topluyoruz, kamışlarla çeviriyoruz. Fakat insanlar çok bilinçsiz. Mevcut çıralının desteğiyle gelen kafeslerimizi alıyorlar. Denizin kenarına taşlara çekiyorlar. İçini çöp kutusu olarak kullanıyorlar. Şimdi neyse ki sitemiz belediye ile görüştü. Belediyemiz girişi çıkışı kapattı. Araç girişi yapıyorlardı. Ve bu en tehlikeli şeydi karetyalar için. Ya biz obalarda, ben burada büyüdüm, sahilde büyüdüm. Çocukluğumdan beri kaplumbağaların çıktığını görüyorum. Bu doğal bir süreç diye düşünürken daha sonra yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını öğrendik. Gönüllüler çok fazla, obalar halkı çok duyarlı Kumluca'da. Onlarla birleştik. Kumluca Sınav Koleji'nden rica ettik. Şahin Paradise bize yardımcı oldu. Kafes yaptırdık. Şimdi yuvaları koruma altına aldık. Bayağı da bir gelişme kaydettik. Kaybolduğu yerin hemen ağzına bir yere koyacağız. Çünkü bizde bazı şeyler var. Biz Bayram Bey'e de verdik. Bu yuvanın ağzını bulmak için özel bir çubuğumuz var. Kısa bir çubuk. Ya, yumurtalara zarar vermeyecek kadar. Fakat yuvanın ağzını bulmamızı sağlayacak. Onunla böyle batırıyoruz. Fakat siz şimdilik lütfen bir şeyle batırarak denemeyin. Oldu mu? Önemli olan şu çubuk. Eğer siz şu tepeyi buluyorsanız kafesi bunun üstüne koyduğumuzda doğru yerdeyizdir. Tamam mı? Çukur burada. Kaplumbağa da çok tipik bir yuva görüntüsünü veriyor. Ağzı muhtemelen şurada bir yerde. Ağzı genellikle ve tepenin de tam yaklaşık en yüksek yeri yuvanın ağzıdır. Oldu mu? Dolayısıyla o tepenin en yüksek yuvayı doğru bir şekilde kapatmış olur. Şimdi bu inşallah belediyede yapılıyor.